Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle yine pipet oyamına birlikteyim. Bu pipet oyamı ben bu şekilde motif yaptıktan sonra tülbentime iğne oyasıyla geçireceğim arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir muhteşem görünüme giriyor arkadaşlar. Bunu benim izleyicim istemişti, değerli izleyicimden bir tanesi. Yemeni'ye eklemesini de gösterir misin diye yazmıştı. Hem onun dediğini yerine getireyim, hem de siz değerli izleyenlerime bu güzel modeli videosunu çekmek istedim arkadaşlar, sunmak istedim. Evet, çok sağlam bir şekilde arkadaşlar, aynı iğne oyasıymış gibi dik duruyor. Ütülemedim ben bunu daha da. Ütüleyince daha da güzel olur. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu motifimin iplerini nasıl saklarım? İlk önce onu göstereyim size. Pipetten çıkarıyorken. Nasıl pipetten çıkarıp da iplerini saklarım onu gösterip. Oyamın yapımına başlayacağım hemen arkadaşlar. Burada bunu pipetimden çıkarıyorum hemen. Çıkardım. Böyle parmağımın arasında bir yöne yatırdım bunu. Daha sonra arkadaşlar bu kısa kenarı çekiyorum. Bunu çekerek yuvarlak oluşmasını sağlıyorum arkadaşlar. Evet. Parmağımın altında basit yuvarlak oluverdi. Bu şekilde. Mekik oyasıymış gibi arkadaşlar. Şimdi ben size burada nasıl burayı sağlam şekilde kilitleriz ve uçlarını nasıl keseriz onu göstereceğim. Burayı sıktım. Gerçekten çok sağlam oldu bura. Mekik gibi sıktı. Sıkıldı. Şimdi bunu buradaki bu ördüğüm geldiğim kenar, çekince gelen kenar arkadaşlar, onun olmasına dikkat edin. Diğer asıldığım ipti burası da arkadaşlar. Buna da çok dikkat edin. Bunu buradan bu gidene içinden geçiriyorum arkadaşlar. Birbirini o şekilde kilitleteceğim onlara. Bu şekilde kilitletmek istiyorum arkadaşlar. Bunu böyle tutuyorum. Bu geleni çekiyorum. Burada şık sesini dinleyeceğiz şimdi. Evet. Tık yaptı. Tık yaptığında burası artık çok sağlam. Siz de onu tık yaptırtın. O kadar çekin. Tık yapsın. Evet arkadaşlar. Burada bunu ben dibinden kesebilirim. Yakmaya da gerek yok arkadaşlar. Birçok kere denedim. Sağlam olduğunu kanısına vardıktan sonra sizlerle paylaşıyorum yaptıklarımı. Bu da bu şekilde çok sağlam. Sökülmez, bozulmaz arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlak kirpikli bir modelimiz oldu arkadaşlar. Diğerini de çıkaralım isterseniz beraber. Evet. Evet arkadaşlar. Çektim. Bu şekilde yuvarlak oldu. Ve hangisi benim burada gidenimiş? Bu gidiyor. Bunun içinden tığlan geçiriyorum diğer ipimi. Evet arkadaşlar, geçirdim ve çekiyorum. Burada tık yapması lazım. Evet, yaptı. Tık yapınca çok sağlam oluyor. Orası kilitleniyor. Evet, şimdi bu biraz kaçmış, onu çekelim. Ve düzelttik arkadaşlar. Burada ipimi dibinden kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde.
Şimdi bunları tülbentime, yemenime geçirmek istiyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar, arasına bu şekilde çimen koyuyorum. Buraya ben şimdi bu çiçeklerimi yapmak için yeri oluşturuyorum. Buradaki zürafaya girmiştim. Şimdi diğerine girdim. Buraya zürafa yapıyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum yaptığım zürafaya. Daha sonra buraya bir tane kirpik yapıyorum. Bu şekilde kirpiğimi yaptım. Evet arkadaşlar, ben buraya şimdi bu modelimi takmak istiyorum. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Buraya iğnemi geçirdim. İğnemi geçirdim. İpim iğnenin üstünde. Daha sonra bu tersinden iğneme bunu takıyorum arkadaşlar. Böyle elimle de buradan tuttum. Daha sonra iğnemde olan ipi getirdim. Buraya doladım. Tek dolasak da olur arkadaşlar. İki dolasak da olur. Neyse hadi tek dolayalım. Evet arkadaşlar, bunu buraya yanına getirdim. Hem buradaki kirpiğin tepesine çıkıyoruz, hem de ekliyoruz arkadaşlar. Sıktım. Gördüğünüz gibi sıktım. Şimdi de kaldırıyorum bunu. Evet arkadaşlar, oldu. Daha sonra buradan iki tane zürafa geçerek devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor bu modelimiz. Sonra diğerine geçiyorum. Buraya geri dönüp bir tane kirpik oluşturuyorum hemen. Evet, bu kirpiğin yanına bir tane daha kirpik oluşturuyorum. Ve bunun tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Buraya tekrar kirpik oluşturuyorum. Yanına bir tane daha. İpim de bitti. Evet arkadaşlar, bu şekilde dağ oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, burada diğerini de yapmak istiyorum. Ama burada bir ayrıntımız kalmış. O ayrıntıyı göstereceğim arkadaşlar. İpimi bir ayrılaştıracağım. Evet arkadaşlar, burada geri dönüyorum. Diğer çiçeğimi eklemek için başladım buraya. Evet, burada bir ayrıntımız kalmış arkadaşlar. O ayrıntıyı vermek istiyorum size. Buraya bir tane kirpik oluşturmak istiyordum. Unutmuşum onu. Tekrar onu yapıp bunda da onu yapacağım sizlere. Evet, buraya bir tane kirpik oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha kirpik oluşturup bunu biraz ondan daha yüksek kirpik olması gerekiyor arkadaşlar. Buna çiçeğimi takacağım. Evet arkadaşlar, İnanılmaz basit bir çiçek takımı bu. İpimi iğnemin üstünde bırakarak buraya bu motifimi ters yönünü iğneye geçiriyorum arkadaşlar. Kalkınca ön yüzü geliyor. Evet, ben burada parmağımla bunu tutuyorum. Diğerine de
Bunu da iki dolayarak yapacağım arkadaşlar. Diğerini tek dolamıştım. Evet. Bu şekilde. Evet, sıktım. Ve tutturdum arkadaşlar. Bu ipimin düğüm yeri bu göbeğinde kalmasın. Bu tarafa çekin arkadaşlar. Bak böyle gidiyor. Asıldığımızda gidiyor. Buradan tutarak bunu asılırsak aşağıya doğru da tekrar geliyor. Evet arkadaşlar. Sonra bunu böyle tutup çekiyorum. Ve yatıştırdım. Sonra iki tane zürafa koyup ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de iki kere dolayarak da aynı şekilde tutturmuş olduk. İnanılmaz kolay bir modelimiz arkadaşlar. Ben heyecandan buradaki kirpiğimi unutmuştum. Onu da yapmış olduk şimdi. Tabii ki elimiz alışasıya zaman geçiyor. Ben burada size model hazırladığım için yeni alışacağım. Bunu da unutmuş oldum arkadaşlar. Evet. Diğerinde de unutmuşum. Evet olabilir. Olmaması gerekiyor ama. İnsanlık hal. Evet arkadaşlar. Buraya tekrar dağım oluşturmaya başlıyorum hemen. İnşallah güzel anlatabilmişimdir sizlere. Beğenenler beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bilgileri paylaşırsanız, bu videolarımızı paylaşırsanız daha çok kimselere ulaşırız arkadaşlar. Evet. Burada oyamın yapımına devam ediyorum ben hemen. Buraya da iki tane kirpik oluşturuyorum. Evet. Daha sonra burayı tamamlıyorum arkadaşlar modelimi. Burada ipimi kestim. Ben çok harika olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu kolaylıkta bu güzel görüntülü modelimiz daha ne denir arkadaşlar? Size de böyle göstermek istiyorum. Yakinen. Ütülemedim arkadaşlar. Ütülendiğinde daha da güzel duracaktır bu modelimiz. Daha da güzel yani görünecektir. Sağlıklı günlerde örtünün arkadaşlar. Yapın. Sağlıklı günlerde örtünün. Bu kadar kolay bir oya annelerimize, teyzelerimize hediye edilebilir yapılıp da. Onlar da çok memnun kalırlar bu modellerimizi örtünmekten. Evet. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Abone olmayı ve paylaşımlarınızla birlikte beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda buluşma dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.